Belki o açıdan doğru. Peki şimdi eh Fitch'ten tarih e, geldi. Takvim e, takvim geldi. Fitch 2024 yılında Türkiye için iki kredi notu gözden geçme tarihi belirledi. Bunlardan ilki 8 Mart 2024'te olacak. İkinci tarih ise 6 Eylül 2024 olarak açıklandı. Evet. E, şimdi Moody's'ten de e, gördüğümüz üzere kredi derecelendirme kuruluşları açıkladığı tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Fitch genellikle söylediği tarihlerde aşağı yukarı değerlendirmesini yapıyor. Evet. Ee, bakalım CDS belki o tarafta <laughs> pozitif bir yansımasını görür müyüz önümüzdeki günlerde? Bakalım. 8 Mart'ta. Onu, onu da göreceğiz. Bizim de bugün Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde e, Fiç'in Elif Karaca'nın haberi hı hı, evet. FİÇ'ten e, bir özel e, iki yetkilisiyle yaptığı konuşmalar e, işte yani bir takım mesajları içeriyor. Yani politika değişikliğiyle merkez bankası yabancı yatırımcı güvenini kazanmaya başladı evet. diyor Fitch yetkilileri. Ancak kalıcı güvene ilişkin hala önemli zorluklar mevcut. Olumlu sonuçların gecikmesi Erdoğan'ın sabrını sınayabilir e, demişler. E, böyle yani içinde önemli değerlendirmeler kalıcı var. Kalıcı Belki için ee, hala önemli zorluklar mevcut diyor. Sizce o zorluklardan ilki ne mesela? Ee, bir bir tanesi işte e, acaba e, yönetim değişecek mi, evet. değişmeyecek mi? Buna ilişkin bir şey var. E, esas itibariyle politikaların devam edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretleri var. Bence onlar. Yani bana göre yavaş yavaş artık arkada kalmaya da başlıyor. Fakat hala o soru işaretleri var mı? Kabul etmek gerekir ki var. Hem yerli de var. Tabii. Yatırımcı açısından ya da vatandaş olarak da söyleyebiliriz. Bunlar devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunlar her zaman konuşuluyor. İnsanlarla yüz yüze geldiğimiz zaman hep soruyorlar. Sence devam eder mi filan? Şey de öyle. Yani yabancı tarafında da öyle. Aslında o sorunun dışında da böyle çok özel bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani kalıcı güvene ilişkin şimdi atılan adımlar büyük oranda belli bir güveni sağlamaya dönük. Ama bunların verilere daha fazla yansıması lazım. O verilere yansıdıkça o güven de daha yerleşir hale gelecek. Yani verilere yansımasından kastım işte enflasyonun artık yavaş yavaş farklı yani bir düşüşe geçtiğini görmemiz lazım. Bugün Fatih Özatay hocam da yazmış. Ee, onun onun aslında yazdıkları, dile getirdikleri hemen hemen işte o kalıcı güvenle ilgili soru işaretlerinin temeli. Hı. Hocam da diyor ki ya %36'ya doğru gelmesi bu enflasyonun mümkün görünüyor. Atılan adımlar da bunu destekliyor. Hı. Ama bir hata yapılır da Var olan politikalardan tekrar bir dönüş olursa bir U dönüşü olursa bu kez dövizi yani enflasyonun belirleyici etmeni olan unsuru olan döviz kurlarını tutmak mümkün olmaz diyor. İşte bu tür unsurlara bakıyorlar. Evet. Şimdi yoksa güvenle ilgili bence 4 Haziran'dan bu tarafa belki başlangıçta biraz çekingen ama sonrasında giderek daha güçlenen olumlu mesajlar veren güven anlamında adımlar atılıyor.